düzene geçiş sancısı yaşadık. Sonunda aşı politikası da tıpkı Merkez Bankası'nın dolar rezervleri hikayesine benzedi. Önce inkar ettiler, sonra çelişkili tutarsız açıklamalara başvurdular, sonra tutturamayacakları hedefler açıkladılar, son aşamada ise dün gördüğünüz üzere yeni itiraflarla çıktılar milletin karşısına. Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Elimizde aşı kalmadı diye hiç utanmadan, hicap etmeden çıkıp açıklama yaptı. Sağlık Bakanı hayali müjdeler paylaşmakla meşgul. Türkiye Sputnik aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. Bakın işin gerçeği şu, kapanma ile salgını durduramazsınız. Eğer bu salgın bitecekse aşı ile bitecek. Tüm geçmiş açıklamalarınıza rağmen resmen çıkıp bizde aşı yok diyorsunuz. 50 milyon sözleşme imzalandı. En az 10 milyon ama muhtemelen 20 milyon gibi. 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız. Çünkü aşı sürecini yönetecek bir Sağlık Bakanlığı yok. Çünkü salgını kontrol altına alacak bir hükümet yok. Çünkü hesap veren şeffaf bir siyasi sistem yok. Ne diyelim? Ekonomi ve hukuktan sonra sağlıkta da hepimize geçmiş.